Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle pozitif duygulara yer açma ve pozitif duyguları daha kalıcı hale getirme, sürdürülebilirliğini daha etkin hale getirmeyi öğreneceğiz birlikte. Pozitif duygularımıza sahip çıkarsak, pozitif duygularımızı sürdürülebilir hale getirirsek, problemlerin karşısında da çözüm odaklı yaklaşmış oluruz. Problemlerin karşısında çözüm odaklı yaklaşmak demek aslında pozitif duygularımıza sığınmak demek. Olumlu bakış açısıyla, sağlıklı olumlu bakış açısıyla ama problemin çözümünü görebilmek demek. Şimdi hani bilgisayarlarda, telefonlarımızda, tabletlerimizde depolama alanları oluyor ya, işte bizler de yaşam hikayemiz boyunca olumlu olumsuz pek çok durumu, olayı depoluyoruz zihnimizde. Bu zihnimizde depolamış olduğumuz olayların pozitif yönlerine odaklanmamız, olumsuz yönlerindeki olumlu çözüm noktalarını, sağlıklı olumlu çözüm noktalarını daha hızlı bulmamızı kolaylaştırıyor. Peki pozitif duygularımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz? Çocukluğumuzdan bu yana yaşam hikayemizde her davranışımızın bir sebebi vardır. Düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımızdan oluşuyoruz biliyorsunuz ki. Zihnimizde biriken olaylar, gerek bir olaylara tanık olalım, gerek bir olayın kahramanı olalım. Yaşadığımız her hikayenin sonucunda, başlangıcında ve ortasında duygularımız ve düşüncelerimiz oluşur. Biz de buna göre davranırız. Duygu ve düşüncelerimize göre davranışımız ortaya çıkar. Çocukluk dönemlerimizde ve ilerleyen dönemlerde pekiştirilmesi için olumlu davranışların takdir edilmesi gerekiyor. Peki şimdi biz de olumlu duygularımızı takdir edersek, onaylarsak pekişir. Bunu nasıl yapıyoruz? Hayal kurmak burada çok çok önemli. İmajinasyon. Diyelim bir hedef peşindesiniz, koyduğunuz bir hedef var, gerçekleştirmek istediğiniz. Önce gerçekleştirmek istediğiniz hedefin başarmış olma durumunuzu hayal etmeniz çok önemli. Başarıyorum, hedefime ulaşıyorum, hedefime ulaşmak için şu yolları izliyorum noktasında en ince ayrıntısına kadar hayal etmek, sonrasında hayal içerisinde başarıp kendimizi takdir etmek önemli. Hedefi gerçekleştirdikten sonra da, hayal dışında hedefi gerçekleştirdikten sonra da kendimizi takdir etmek ve bu olumlu duygumuzu kutlamak çok önemli. Sevdiğiniz birileriyle paylaşabilirsiniz ama önce kendinizle paylaşın. Bunu ben başardım, bu başarı benim. Bu zaferi önce kendim kutlamam gerekiyor. Bu çok çok önemli. Olumlu duygularımızı takdir etmemiz, onaylamamız gerekiyor kısaca. Farklı olumlamalar kullanabilirsiniz motivasyonunuzu yükseltmek için. Tabii ki bunlar gerçek sınırlarda olması gerekiyor. Yani hiç beklentinizle, içinde bulunduğunuz durumla, hedeflerinizle çatışmaması çok çok önemli. Çok imkansız gibi görünen bir şeyi eğer biz pozitif olarak översek kendimize ve pozitif olarak düşünürsek, bunu kesinlikle yapacağım ya, evet yapmam gerekiyor, yapmalıyım, yaptım bak ne kadar güzel oldu şeklinde hayal edersek ama gerçekten çok imkansız, o zaman hayal kırıklığı noktasına ulaşmış oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta hedeflerimiz, içinde bulunduğumuz durum, beklentilerimiz ve kendimizi tanıdığımız kadarıyla kendi özelliklerimiz çok önemli. Peki, pozitif duygular sadece hedefleri gerçekleştirme, başarı üzerine midir? Hayır, sevme, sevilme ihtiyacı, kendimiz için ayırdığımız zaman, kendimizi mutlu ettiğimiz zamanlar da bizim için pozitiftir. Burada da yine onaylamak ve kabul etmek gerekiyor bu duyguyu. Mesela diyelim bir kahve içiyoruz. Tamam işte içtim kahve, hadi şimdi işime döneyim değil. Ne kadar güzel kendime bak vakit ayırdım, mutlu oldum. Bu anın tadını çıkarttıktan sonra bu anı bir de değerlendirmeniz çok önemli. Sonrasında kendinizle konuşun. Deyin ki işte bak kendime ne kadar güzel vakit ayırdım. Kahvemi içtim. Şimdi hazırım, çalışabilirim. Çok güzel bir motivasyon oldu benim için. Şeklinde bu konuyu kendinizle konuşun. Hani şey vardır ya, bütün evi temizleriz sonra karşısına geçeriz, kahve içeriz. Ne kadar güzel yaptım ya, ne kadar güzel temizledim. İşte aynısının duygu karşılığı olarak da düşünebilirsiniz. Bugün çok mutluydum. Bak ne kadar güzel bir gün geçirdim. Beni mutlu eden sebepler şunlardı. Bu sebepleri tekrar tekrar kendinizle paylaşmanız ve sevdiklerinizle paylaşmanız önemli. Elbette ki olumsuz düşüncelerden, olumsuzluklardan korkmuyoruz.
Tabii ki de onlar hayatımızın bir gerçeği. Tıpkı olumlu düşünceler, olumlu gerçekler gibi. Fakat olumlu gerçekliğe, olumlu olan hayatımızda durumlara odaklanırsak eğer, olumsuz durumlarda da daha sağlıklı çözümler buluruz. Eğer sürekli olarak olumsuz noktada, negatif noktada kalırsak, bulduğumuz çözümler de sağlıksız olacaktır. Zaten adı çözüm olmayacaktır. Probleme problem odaklı yaklaşmak olacaktır. Probleme çözüm odaklı yaklaşmak için dikkat edin. Yine çözüme odaklanıyoruz orada. Yine pozitif bir şey. Biz hep negatif şekilde yaklaşırsak o zaman bu bir bizim için artı değil eksi olmuş oluyor. Yani olumlu da olumsuz da hayatımızda var. Ama olumsuzu olumluya çevirmek, sağlıklı olumluya çevirmek önemli. Gün içerisinde kurmuş olduğumuz cümleler de olumsuz hale gelebiliyor. Bu da olumsuza şartlanmaktan kaynaklanabiliyor. Fark etmiyoruz. Olumsuza odaklanmadığımızı düşünüyoruz ama kurduğumuz cümlelerde bile bazen olumsuzluk taşıyan nitelikler olabiliyor. Örneğin bir sınava çok iyi bir şekilde çalıştık, hazırız. Deriz ki umarım başarısız olmam. Bu yine olumsuz yaklaşmak demek. Neden şunu demiyorsun? Çalıştım, elimden geleni yaptım, başarılı olacağıma inanıyorum. Demek daha doğru. Ya da umarım başarılı olurum, başarılı olacağıma inanıyorum. Umarım başarısız olmam değil, umarım başarılı olurum. Her zaman pozitif tarafını düşünmek önemli. Çünkü negatif tarafı zaten problem odaklı yaklaşım. Pozitif tarafı görürsek negatif tarafı daha pozitife çevirmek kolaylaşır diyorum. Evet, bugün sizlerle pozitif duygularımızı nasıl koruyabiliriz, sürdürülebilir hale getirebiliriz? Bunun üzerine konuştuk, kısaca bahsettim. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de zaten iletişim numaralarımız mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.